Merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar yeni bir kıyaslama videosu ile karşınızdayım. İki Heyoko Eyni'nin ürünlerini arasındaki farkı göstereceğim. Aslında çok fazla konuşulacak bir şey yok. Neden? Çünkü her zamanki gibi yeni çıkan bir ürün. Performans olarak mükemmel. Ama birkaç arkadaştan yorum almıştım. Abi işte Heyoko alacağız ama çift aküsü daha mı iyi? Daha mı kötü, biz bunu bilemiyoruz, hani o kadar para vereceğiz, cesaret edemiyoruz gibi bir yorumlar oldu. Bununla ilgili arkadaşlara da aydınlatmak istiyorum. Dedim ki bekleyin, kısa zamanda size bir video çekeceğim. O videoda bunu izledikten sonra siz kendiniz karar verin. Benim tercihim tabii ki çift aküden yana ama ağır oluyor. Yani her yerde belki kullanmanız zorlanırsınız. Ama Heyoko bu şekilde çok hafif ve kullanışlı, daha kibar, daha kullanışlı ve daha küçük. Ama onun için tercih sizin, büyük bir küçüklük olarak. Ama performans olarak benim tercihim tabii ki bundan yana. Ya bu da çok güzel bir ürün. Zaten benim favori ürünüm. Ama tercih derseniz ki güç ve sizin işinizi görme anlamında tabii ki Heyoko çift akülü. Ama büyük bir küçüklük de o size kalmış bir şey. Arkadaşlar yine işte ikisinin arasındaki beton delmeyi göstereceğim. Yine aynı şekilde betonumuz aslında delik deşik oldu. Betonumuzda da yer kalmadı ama sağlam bir beton olduğu için bunun üzerinde çok fazla delik deviyorum. Yaptığımız yani çekim yaptığımız yerdeki betonlar çok sağlam değil arkadaşlar. Yani eski bir bina olduğu için onun üzerinde size bunu gösterirsem çok sağlıklı bir çalışma olmayacaktı. Onun için dışarıdan bir beton getirdik. Bunun üzerinde daha iyi, daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Size daha iyi bir bilgi vermeye çalışıyorum. Onun için de betonumuz dışarıdan gelen bir ürün arkadaşlar ve sağlam bir beton. Arkadaşlar tek tek deyeceğim. Çünkü ikisini birden derdiğimde belki çok fazla göremiyorsunuz. Zaten Heyoko çok iyi olacağı için çok göremezsiniz. Ama kendiniz saniye tutarak beni yormadan, aslında ben bu videoyu çekerken baskı yapmadan nasıl derdiğimi göstermek istiyorum size. İki ürünü de baskı yapmadan kendi halinde beni yormadan yatay bir yapacağım. Deliklerimi yani delikleri yatay deleceğim. Dikey çalışmadığım için çok bir baskı yapmayacağım. Kendi halindeki deliş performansını hep beraber görelim arkadaşlar. Şurası sağ. Arkadaşlar ikisinin arasında zaman farkı çok fazla. Heyoko vuruş itibariyle bunu hemen hemen bir %50 daha fazla buluyor. Ve çift akülü olmasının büyük avantajı var. Bunun dışında yani sonuçta arkadaşlar siz de betonu gördüğünüz gibi sağlam bir betonu rahatlıkla kolay ve yormadan, baskı yapmadan, zaten en önemli soru kendi ağırlığında çok hafiften bir yerini döndürmesin diye çok hafiften bir baskı yaptım. Aynı şekilde buna da yaptım. Bunun biraz daha kontrolü zor olduğu için arkadaşlar ağırlığından dolayı ve gücünden dolayı Heyoko yönderken hafif bir baskı. Bunu da belki bir tık daha baskımı çoğaltmış olabilirim çünkü kontrol etmek zorundayım. Ama bu baskı o kadar etkilemez. Her halükarda Heyoko çift akülü derme konusunda daha profesyonel. Heyoko'muz 2.2'miz onun arkasından geliyor. Bu kötü bir ürün olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Sadece ürünümüzü ne kadar geliştirdiklerini görürsünüz. Eynen bu ürünü aldı buraya taşıdı. Ve bundan sonraki ürünlerini neye taşıyacağını hep beraber göreceğiz. Merakla beklediğim bir videoydu. Ben de sizden beraber tamamen görmüş oldum her şeyi. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Benim için önemli bunlar. Sonuçta siz bana ne kadar istekli abone olursanız ben o kadar çok daha fazla ürün alıp daha fazla deney yapacağım, daha fazla çekeceğim, daha fazla bilinçlendireceğim. Hem sizden birlikte ben öğrenmiş olacağım hem de alacak arkadaşların kafasındaki soru işaretlerini aydınlatmış olacağım arkadaşlar. Bununla ilgili çekeceğimiz videonun da sonuna geldik. İyi günler arkadaşlar.